Merhaba değerli canlar, ben Cem Kervan. Bu hafta Oturduk Sofraya adlı bir deyişi paylaşmak istiyorum. Yine esinlendim İncil-i Şerif'ten. Ne yazıyor? Pesah Bayramı Arifesinde İsa biliyordu ki dünyadan ayrılacağı, manevi baba olan Hakk'a döneceği vakit geldi artık. Bu dünyadayken taliplerini her dem sevmiş olduğu gibi artık son nefesine kadar da sevecekti. Akşam yemeği yiyorlardı ve şeytan Simon İskariot'un oğlu Yahuda'nın gönlüne İsa'ya ihanet etme niyetini koymuştu bile. İsa, manevi baba Hakk'ın kendisine her şeyin üzerinde yetki verdiğini, Hak'tan geldiğini, Hakk'a döneceğini de biliyordu. Bunları bildiği için sofradan kalktı ve hırkasını çıkardı. Bir peştemal alıp beline sardıktan sonra bir leğene su doldurdu. Teker teker taliplerinin ayaklarını yıkamaya başladı ve beline sardığı peştemalla kuruladı. Simon Petrus gelince Petrus ona, "Sultanımız, ayaklarımız senin yıkaman doğru olur mu ki?" dedi. İsa Petrus'a, "Şimdi ne yaptığımı anlayamıyorsun. Fakat bir gün anlayacaksın," diye karşılık verdi. Petrus, "Hayır, asla. Benim ayaklarımı katiyen yıkamayacaksın," dedi. İsa, "Eğer yıkamazsam yanımda yerin olamaz ama." Petrus İsa'ya, "Sultanımız, o zaman ellerimi de başımı da yıka, sadece ayaklarımı değil," dedi. İsa ona şöyle dedi: "Bir can yunmuşsa zaten temiz. Bir tek ayaklarının yıkanması yeterli. Siz talipler temizsiniz. Halbuki hepiniz değil." Zira İsa kendisine ihanet edecek kişinin kim olduğunu biliyordu. "Hepiniz temiz değilsiniz" derken kastı buydu. İsa taliplerinin ayaklarını yıkadıktan sonra tekrar hırkasını giydi, sofrada yerini aldı. Taliplerine, "Ne yapıyordum, anladınız mı?" diye sordu. "Siz bana pirimiz, sultanımız diye hitap edersiniz. Haklısınız, oyum. Ben sultanınız ve piriniz, ayaklarınızı yıkadıysam sizler de birbirinizin ayaklarını yıkamalısınız." Ve evet, bu olaydan etkilendim, esinlendim. Bir deyiş yazdım. Daha çok benim minnettarlığımı ifade etmek için yazdım. İnşallah beğenirsiniz. Sofraya sen ne oturdun? Kimse yıkamadı ayaklarımı. Oturduk sofraya sen ne oturdun? Kimse yıkamadı ayaklarımı. Havlu alıp leğene su doldurdun. Sen yıkadın benim ayaklarımı. Sen yıkadın benim ayaklarımı. Sen yıkadın benim ayaklarımı. Sen kaldırdın benim günahlarımı. Sen üstlendin benim cezalarımı. Akladın, pakladın pis hayatımı. Sen yıkadın benim ayaklarımı.
Efendimiz iken, hocamız iken, ben ayaklarını yıkamalıyken. Efendimiz iken, hocamız iken, ben ayaklarını yıkamalıyken, sana sevgiyle hizmet vermeliyken. Sen yıkadın benim ayaklarımı, sen yıkadın benim ayaklarımı, sen yıkadın benim ayaklarımı, sen kaldırdın benim günahlarımı, sen üstlendin benim cezalarımı, pakladın pakladın biz hayatımı, sen yıkadın benim ayaklarımı. Alalım. Ötekine karşı hoş davranalım. Bize örnek verdin, örnek alalım. Ötekine karşı hoş davranalım. Onu kendimizden üstün sayalım. Sen yıkadın benim ayaklarımı, sen yıkadın benim ayaklarımı, sen yıkadın benim ayaklarımı, sen kaldırdın benim günahlarımı, sen üstlendin benim cezalarımı, pakladın pakladın pis hayatımı, sen yıkadın benim ayaklarımı. Kervanım ayrı gayrı olmam senden, köle üstün olmaz efendisinden. Kervanım ayrı gayrı olmam senden, köle üstün olmaz efendisinden. Elçi üstün olmaz da gönderenden. Sen yıkadın benim ayaklarımı, sen yıkadın benim ayaklarımı, sen yıkadın benim ayaklarımı, sen kaldırdın benim günahlarımı, sen üstlendin benim cezalarımı, pakladın pakladın pis hayatımı, sen yıkadın benim ayaklarımı. O bizim ayaklarımızı yıkadı, pis hayatımızı temizledi, günahlarımızı affetti, cezalarımızı aldı. Onun için çok çok minnettarız, çok seviyoruz. Kalbimizde bir aşk var yanıp tutuşan. Eminim sizin gönlünüzde de aynı aşk var. Evet, beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretli verin, abone olun, yorum yazın, başka canlarla paylaşın ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, aşkla kalın, barışla kalın, esen kalın, hoşça kalın.